Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. صدق رسول الله فيما قال كما قال. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
Helal de bellidir, haram de bellidir. İkisinin arasında bir takım şüpheli hususlar vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse arama düşmüş olur. Aziz müminler, helal ve haram Rabbimizin dünya hayatında bizim için koyduğu sınırlardır. Helal ve haram sadece yeme ve içmeye indirgenemeyecek kadar geniş kavramlardır. Nezih bir hayatın üzerine inşa edildiği bilincin adıdır helal ve haram. Bu bilinç özden öze, düşünceden eyleme, giyimden kuşama, yemeden içmeye, alışverişten tüketime, aileden komşuluk ilişkilerine kadar hayatın her anını ve alanını kuşatır. Kıymetli Müslümanlar, Rabbimizin bize tertemiz emanet ettiği fıtratımızı koruyan her söz ve davranış helaldir. Bu fıtratı bozan, iffet, onur ve haysiyetimizi zedeleyen her şey ise haramdır. Helal, Allah'ın rızasına uygun güzelliklerdir. Haram ise onun gazabını celbeden çirkinliklerdir. Helal de haram da imtihanın bir parçasıdır. Helal ile yetinmek de ibadettir, haramdan kaçınmak da. Helali haram, haramı helal saymak ise imana zarar veren büyük bir günahtır. Değerli müminler, dinimiz İslam'da helal ve haramı belirlemek Allah'a ve onun izniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Rabbimiz helali ve haramı yüce kitabında bize öğretmiştir. Resulullah Efendimiz de nasıl mümince yaşayacağımızı bize göstermiştir. Onun dilinde mümin bal arısı gibidir. Hep güzel, temiz, helal şeyler yer ve hep güzel şeyler üretir. Hiçbir şey ne israf eder ne de ifsat eder. O her daim iyinin, güzelin ve salih amellerin peşindedir. Aziz Müslümanlar, kötülükten yüz çevirip hayatımızı iyilikle süslediğimiz müddetçe huzurlu yaşarız. Haramlardan uzaklaştıkça Rabbimizin rahmetine yaklaşırız. Günahlar ile aramıza mesafe koyduğumuz sürece Allah katında yüceleriz. Gönlümüzü sevgi, şefkat, merhamet, sadakat ve samimiyet gibi güzelliklerle donattığımızda istikametimizi buluruz. Kin, nefret, intikam, yalan, hileyle yol alırsak karanlıklardan kayboluruz. Her işimizde helal ile bereket edersek, her işimizde helal ile hareket edersek adım adım cennete yürürüz. Harama ulaşırsak sonunda hüsrana uğrar, pişman oluruz. Kardeşlerim, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın bu son cuma gününde ve bu bayram arifesinde ebedi hayatımızı bayram kılmak için helal, helal, haram çizgisine riayet edelim. Allah'ın koyduğu sınırların dışına çıkmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasına gönülden amin diyelim. Rabbim, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin azabından çekilen, sana hakkıyla itaat eden, sadece senin için eğilen, daima sana yalvarıp yönelen bir kişiyle amin. Ela inna ahsana kelam ve ebleha nizam, kelamullahi melikil azizil allam. Kana kâle allahu tebâreke ve teâlâ bil kelam, ve izâ kureyel kur'an feslemi'ûle ve ansitû leallekum turhamûn, inned dîne indallâhil islam. الحمد لله وحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
يَعْلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber.